Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben İsmail Çalışmaz. Bugün arabamıza ses sistemi yapacağız arkadaşlar. Çok detaylı ve güzel bir şekilde ve sade bir şekilde yapacağım bu ses sistemi montajını. Siz de eliniz yatkınsa ses sistemi montajı yapabileceksiniz. Hadi gelin isterseniz başlayalım ve neler takacağız, hangi ürünleri kullanacağız onları göstereyim. Arabamızda Sony'nin T1'i kullanacağız arkadaşlar ve kapılarda da 16 santimlik iki tane normal bir hoparlör var. Sizin arabanızda da bunların olduğunu düşünerekten ona göre anlatacağım. Çünkü çoğu arabada zaten kapılarda hoparlör oluyor ve normal bir teyp oluyor. Arabamızda orijinal teyp yok. Sonradan Sony teyp takılmış. Siz de bu tarz Sony Finder gibi teypler kullanabilirsiniz. Ses sistemi konusunda birazcık ses istiyorsanız. Orijinal teyplerin çoğu zaten ses sistemine ampiye falan uyumlu değil. O yüzden bu tarz bir teyp kullanmanızı öneriyorum. Evet, şöyle ebatı önemli olmayan, şu an bende 38 cm bir subwoofer var. Sizde bu 25 olabilir, 30 olabilir. Bunun ebatı önemli değil. Böyle bir bas kullanacağız arkadaşlar. Ayrıca bir tane amfi kullanacağız. Amfimiz 4 kanallı. Basit olması için böyle bir amfi kullanacağım. Daha sonra bende hep ikinci el var. Siz bunu sıfır aldığınızda da bu şekilde gelecek. Sigortasını sonradan takmanız gerekiyor. Sigorta bağlantısı zaten basit. Şemasını uygulayabilirsiniz. Bir tane elektrik kablomuz var. Artı kablomuz. Daha sonra şunu şase olarak kullanacağız. Eksi olarak kullanacağız yani. Bu kablolar da teypten gelecek. Teyp bağlantıları. Teypten amfimize gelecek kablolar. Şu da teypimizin tetikleme, amfimizin tetikleme kablosu olacak. Ekstra ben bağlantı yapacağım için arka tarafa şöyle bir kablo temin ettim. Kablo kullanacağım. Şurada da bir pandizotumuz var. Bunu da en son zaten kurulumunu gösteririm. Bu ekstra olacak arkadaşlar. Ben bu arabayı topladığım için onu zaten sipariş vermiştim. Ekstra bir işlem olacak. Bu sizin arabanızda olması şart değil zaten. Ve bu işlemleri uygulamak için şöyle işte takım çantanızın olması iyi olur sizin açınızdan. Böyle tornavida, şarjlı tornavida, ondan sonra yan keski, pense gibi malzemeler kullanabilirsiniz. Ekstradan şurada hoparlörlerimiz de var. Onları da pandizota takacağız. Ama onları en son göstereceğim. Tabii ki önce şu sistemi bağlamamız gerekiyor. Bu elektrik kablomuzu, akıya bağlayacağımız kabloyu tamamen böyle ayırdık arkadaşlar. Kaputumuzu da açıyoruz. Şu sigorta kısmı akü bağlantısının olduğu yere gelecek. Yani buraya gelecek. Diğer ucu da gördüğünüz gibi amfimize gidecek. Şimdi amfimize kabloyu nasıl alacağız? Çoğu arabanın arkadaşlar şuralarda böyle elektrik bölümleri var. Mesela şuradan bir mavi kablo geçirmişler. Gördünüz mü? Şu an çekmesi zor ama o mavi kablo mesela arabamızın içerisine giriyor. Ayrıca burada bu kısımda da böyle arabanızın içine kablo giden yerler olacaktır. Oralardan bu elektrik kablosunu alabilirsiniz. Ben de şimdi alacağım, size göstereceğim. Evet, ben şimdi kablomuzun nereden geçeceğini buldum arkadaşlar. Ama bu kablo böyle çok esnek olduğu için zor geçecektir. Şöyle elinizde uzun tornavida, uzun çubuk, hani şiş tarzı bir metal parça varsa onu da yapabilirsiniz. Ayrıca şöyle gördüğünüz gibi ben bu klipsi kılavuz olarak kullanacağım arkadaşlar. Ve oradan geçirdikten sonra şu bant yerlerinden çıkaracağım. Ve kablomuz içeri girmiş olacak. Evet, kablomuzun o klips kısmını geçirdik. Şimdi klipsi çekmem lazım içeriden. Şöyle sigorta panelini falan açıyoruz zaten. Şöyle alt bölümde arkadaşlar, onu ben birazdan, bakın şuradan çıkmış hatta. Buradan çıkmış. Bunu güzelce çok zorlamadan çekelim. Evet, gördüğünüz gibi kablomuz buraya geldi. Şimdi bu bantları çıkaracağım ve amfiye kadar bunu çekeceğim. Evet, gördüğünüz gibi kablomu aldım ve bu arka bölümden şuraya geldim. Şimdi bu fitilleri söküp bunu halının içerisine, yani bu kabloyu halının içerisine saklayacağım. Amfiye kadar göndereceğim. Fitilleri söktükten sonra, sizin arabanızda da aynı şekildedir. Bunda birazcık farklı. Şurada böyle kanallar falan var. Şöyle arkadaşlar, zaten arasından kabloların geçtiğini göreceksiniz. Bunu buradan şöyle bu şekilde saklayarak arkaya doğru göndereceğiz. Sonra da fitilimizi yerine kapatacağız. Evet, kablomuzu görmüş olduğunuz gibi şuradan böyle geçirdim arkadaşlar. Şuradan bunu birazcık açmanız gerekebilir. Ben Alya'nın yardımıyla birazcık açtım. Daha sonra arkaya geliyoruz. Arkada da aynı işlemi uyguluyoruz. Gördüğünüz gibi amfiye bağlamak için, bagaja geçmek için yani. Şöyle koltuğu kaldırabiliyorsunuz. Sizin arabanızda da muhtemelen koltuğu kaldırabilirsiniz. Şöyle araba koltuğu kaldırdıktan sonra halının arasından buraya aldıktan sonra artık bagaja bunun bağlantısını yapabilirsiniz. Daha sonra da temiz bir işçilik istiyorsanız bu fitilleri yerine geçireceksiniz. Böyle kabloları güzelce içine doğru almanız gerekiyor. Evet.
fitilleri içine takacağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ilk işlemimiz olan artı kablosunu aküden buraya kadar çektik. Tabi akü bağlantısını yapmıyoruz, en son yapacağız. Evet, diğer işlemimizde yine fitilleri sökeceğiz. Bu kez arabamızın teybinden amfiye doğru bir kablo çekeceğiz arkadaşlar. Hatta buna bir demeyelim, 3 tane kablo diyelim. Gördüğünüz gibi bunları teybin arkasına bağlayacağız. Daha sonra da fitillerin arasından geçirerek, yani şu torpidonun altından falan geçirerek, sizin arabanızda da aynı şekildedir. Yine fitillerin arasından geçirip elektrik kablosu gibi amfinin olduğu bölüme çıkaracağız. Ben bunu şimdi açayım, teybin bağlantısını yapayım. Hem size göstereyim hem de çekeyim. Evet, teybin arka tarafına baktığımızda şöyle kırmızı beyaz, gördüğünüz gibi uçlar, soketler görüyorsunuz. Bu bizim almış olduğumuz kabloları şöyle gördüğünüz gibi takmamız gerekiyor. Bunu beyaza, kırmızıyı da kırmızıya takacağız. Evet, beyazı beyaza, kırmızıyı kırmızıya taktık ama bu bağlantıları tabii şimdi yapmıyoruz arkadaşlar. Ben göstermek açısından yaptım. Şimdi bu kabloyu geçirdikten sonra en son bunları bağlayacağız. Ama yapmanız gereken bağlantı bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi bu kabloyu da teybimizin arkasına aldık. Burada kılavuz kullanmanıza gerek kalmayabilir birazcık el yordamıyla. Torpidoya yakın zaten. Şöyle buradan, yine daha önce de zaten başka kablolar da geçmiş. Buradan bunu yine fitillerin arasından geçireceğiz arkadaşlar. Daha sonra da amfiye kadar çekeceğiz, bagaja kadar çekeceğiz. Evet, kablo bağlantılarımız yine tamam. Görmüş olduğunuz gibi fitillerin arasından yine geçirdik. Halımızın altından geçirdik. Burada da aynı şekilde geçirdik. Koltuğu kaldırıp arka tarafa aldık. Şimdi görmüş olduğunuz gibi elektrik kablomuz burada. Amfiye gelecek. Teypten gelen kablolarımız burada. Yine mavi tetikleme kablomuz da burada. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Kablo bağlantılarımız tamam ve önemli bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar size. Bildiğiniz gibi demin de gösterdim. Bu amfiye gelen kablolarımızı kapımızın, yani sağ kapıdan geçirdik. Diğer elektrik kablosunu sol taraftan geçirdik. Buna gerçekten dikkat edin. Aynı yerden geçirmemeye çalışın. Çünkü ilerleyen zamanlarda parazit olabilir. Yani arabayı çalıştırdığınızda, arabayla giderken hoparlörlerden değişik değişik sesler gelebilir. O yüzden amfiden gelen kablolarınızla elektrik kablonuzu ayrı yerlerden geçirmeye kesinlikle dikkat edin. Kablo bağlantılarımızı hazırladık. Geriye tek şöyle şase kablomuzu bağlamak kaldı arkadaşlar. Arabamızın herhangi bir yerinden, şaseden daha doğrusu, elektrik alacağız şimdi. Eksi kutbunu oraya bağlayacağız. Bu normalde farklı renkli oluyor ama ben böyle siyah bantla bantladım. Gördüğünüz gibi normalde farklı bir kahverengi renk, işte mavi renk oluyor. Siyah renk oluyor. Ben gördüğünüz gibi elimdeki malzemeler kullandığım için bu kablonun ucuna bir soket takacağız. Bu da aldığınız ürünün içerisinde çıkıyor zaten. Bunları sıfır olarak alırsanız soket içinden çıkıyor. Onu şimdi bağlayacağım ben. Bağladıktan sonra tekrar göstereceğim. Evet, şöyle bir soketimiz var gördüğünüz gibi. Şimdi bu soketi bunun üzerine bağlayacağız. Yan keskiyle ucunu açıp bunları da kıvırmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet, soketimizi bağladık. Bununla şimdi vida yardımıyla arabamızın herhangi birinin yerinden şase alacağız. Şu görünen kısımlarını da bantlayalım. Şase almamız için şöyle arabamızın koltuğunu, arka koltuğunu söktüğümüzde illaki şase alacağımız yerler var arkadaşlar. Şöyle kemerlerin olduğu tokalar falan var. Onların olduğu vidalar var. Kesinlikle akıllı vida falan atmayın. Şimdi şöyle koltuğumuzun, görmüş olduğunuz gibi koltuğumuzu tutan vida var. Ben orayı söktüm. Şu görmüş olduğunuz gibi şu somunu söktüm ve buraya takacağım. Bu arabamızın şasesine bağlı. Bu yüzden buradan şase alabiliriz. Arkadaşlar, boyalı kısımlardan şase alamazsınız. Ve şöyle ayrı kısımlardan da alamazsınız. Gördüğünüz gibi şuradan şase alınmaz. Çünkü bu koltuğun kendi metal parçasına bağlı. Gördüğünüz gibi diğer kalan yerler boyalı. Arabaya temas etmiyor. Temas etse bile, çok az temas etse bile, iyi şase almazsanız arabanızın hani sesini falan açtığınızda kötü bir durumla karşılaşırsınız. O yüzden böyle arabanızın sabit parçalarından şase almanız gerekiyor. Ben de buradan alacağım. Şu halının altından da kabloyu saklayacağım şimdi. Evet, buradan bağlantımız tamam. Görmüş olduğunuz gibi buraya bağladım. Kablo da alttan geçiyor. Şu siyah olan kablo. Evet, alttan kablo geçiyor ve yine amfimize gidiyor. Koltuğumuzu kapatabiliriz. Evet, şimdi arabamızın içerisinden tüm kabloların bağlantısını yaptık arkadaşlar. Şimdi bunları amfiye ve teybe bağlamak, bir de elektrikten, aküden kablo çekmek kaldı. Onları da yapacağız. Daha sonra da çalıştırmaya başlayacağız. Evet, bağlantılarımızı daha kolay gösterebilmek için, şimdi çünkü amfiye bağlantıları yapmam gerekecek. Şu amfimizi şöyle kabinin arka tarafına bir
vidalayalım. Amfimizi kabinimizin arkasına bağladık. Tabii böyle durmayacak. Ben şimdi bağlantıları göstermek için ve daha kolay bağlamak için şöyle yukarı kaydırdım. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz kırmızı olan artıya bağlanacak. Ucunu açtım. Şu da eksiye bağlanacak. Onun da ucunu açtım. Ayrıyeten şöyle teyipten gelen tetikleme kablomuz vardı biliyorsunuz. Onu da şöyle göstersem daha iyi görünecek. Onun da ucunu açtık. Şimdi bunların bağlantısını yapıyoruz. Bizim amfimizde şu gördüğünüz gibi yıldız uçla bunları açıp kapatabiliyoruz. Bazılarında alyan oluyor. Öncelikle bir yıldız yardımıyla bunları bir gevşeltelim. Şöyle gevşelttik de zaten. Çok açmayın yerinden çıkar. Evet şimdi elektrik kablosunu amfilerin çoğunda zaten bu şekildedir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada GND yazıyor. Burada RM yazıyor. Burada da 12 volt yazıyor. Artı 12 volt dediğine göre buraya artıyı bağlayacağız. Diğerleri hoparlör kısmı. Diğer taraftaki amfinin diğer tarafındakiler de teyipten gelen VCA kablolarını bağlayacağız. Onu şimdi bağlamıyoruz zaten. Onu da birazdan göstereceğim. Şimdi öncelikle şöyle bir eksiği takalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi eksik kablomuzu, siyah olan eksik kablomuzu buraya bağlayacağız. Bunlara ayrıca soket de takılabilir. Ben bağlamıyorum şu an. Elimde olmadığı için. Siz aldığınızda soketler çıkacaktır. Bu yüzden siz soketle bağlayabilirsiniz. Ben zaten burada hani bu tarz bir işlemi gösterin diye yapmıyorum arkadaşlar. Nasıl yapıldığını gösteriyorum. Siz bu kabloyu kullanmazsanız mavisini kullanırsınız, kırmızısını kullanırsınız, siyahını kullanırsınız. Ya da bu amfiyi kullanmazsanız başkasını kullanırsınız. 38 santim bas kullanmazsanız 20 santimli kullanırsınız. Ama nasıl bağlandığını en azından görmüş olun. Benim bağladığım, uyguladığım ürünler sizin de bağlamanız gereken ürünler değil. Siz farklı ürün kullanabiliyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi eksik kablomuzu bağladık. Şimdi artı kablomuzu bağlıyoruz. Artı kablomuzda görmüş olduğunuz gibi 12 volt artı yazıyor. Oraya bağlayacağız. Bu bütün amfilerde aynıdır. Bunu da bağlayalım. Teybimizden gelen tetikleme kablosu var demiştik. Şöyle ucunu bir kıvıralım şöyle güzelce. Bunu da RAM kısmına bağlıyoruz arkadaşlar. Bunu bağlamazsanız amfiniz çalışmaz. Evet şimdi amfideki elektrik bağlantıları tamam. Şasimizi zaten almıştık. Akümüzden de kablomuz gelmişti ama akümüze bağlamamıştık. Onu birazdan akümüze de bağlayacağız. Diğer kalan taraflarda hoparlör kablolar arkadaşlar. Onların da bağlantısı yapalım. Bir de bas kablomuz da zaten şurada hazır. Basımızı da bağlayabiliriz. Onun da uçlarını açıyoruz. Basımızı da şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 4 kanallı bir amfide gördüğünüz gibi şu ayrı ayrı 2 kanallar olur. Şurada 4. ve 3. kanaldan paralel bağlayacağız amfimizi bağlarken. Diğer taraflarda hoparlörleri bağlayacağız. Bunların bir çıkışı zaten bas çıkışı, bir tarafı da hoparlör çıkışıdır. Kablomuzun uçlarını açıyoruz. Kablo ucunu açmayı da göstereyim arkadaşlar. Çünkü gerçekten hiç bilmeyen arkadaşlar kablonun ucu nasıl açılıyor diye soruyordu. Ama eliniz yatkın değilse, eliniz tornavida tutmuyorsa gerçekten bunu yapmayın. Sonra kötü sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Şöyle iki tarafından, bunların normalde kablo sıyırıcıları falan da var da biz yan keskiyle yapıyoruz. Çünkü sizi de düşünerekten, sizin elinizde de yan keski vardır muhtemelen. Evet, şöyle görmüş olduğunuz gibi kablolarımızı açtık. Benim şu görmüş olduğunuz iki vida normalde burada değildi. Boştu. Ben de onların yerine şöyle iki tane vida taktım. Şimdi bunlardan köprü yapacağız arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi şurada çizgili bir kablo var. Burada da hiç çizgisi olmayan bir kablo var. Ben bunu genelde çizgili olmayanı artı olarak bağlıyorum. Çizgisi olanları da eksi olarak bağlıyorum. Buradan da bakıp eksi hangisi, artı hangisi diye bakabilirsiniz. Şu eksi. Bunu bağlayalım. Şu da artı. Evet, bas bağlantılarımız gördüğünüz gibi şu şekilde köprü halinde yaptık. Şu iki amfiyede turuncu mitrençlerim var. Onları bağlayacağız. Ekstradan arabamızda diğer oval hoparlör var. Onları da teybe bağlayacağız ve kapılardaki de teyipte kalacak. Sadece mitrençler amfisiz zaten kullanılmıyor. Aynı zamanda mitler de kullanılmıyor. O yüzden amfi gerekiyor. Amfimizi de bağladık. Basımızı da bağladık. Şimdi teybimizdeki bağlantıları yapabiliriz. Amfimizin diğer tarafında görmüş olduğunuz gibi şöyle çıkışlar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi input yazan var 2 tane ve bir tane de output var. Output'u kullanmıyoruz. Input'u kullanacağız. Şöyle şimdilik şunu bir takalım. Şimdi bunların bağlantısını yaptık. Fakat
Burada iki tane gördüğünüz gibi çıkış var. Bunların bir tanesi birinci ve ikinci kanala gider. Bir tanesi de üçüncü ve dördüncü kanala gider. Ama biz gördüğünüz gibi sadece iki tanesine bağladık. Bunları bağlarsanız basınızdan ses gelir, hoparlörlerden gelmez. Buraya bağlarsanız, buraya bağlarsanız da tam tersi olur. Bu yüzden bir tane adaptör kullanacağız. Şu çoğaltıcı Y kablo kullanacağız. O kablolar da gördüğünüz gibi şöyle Y şeklinde olduğu için Y kablo deniyor. Bunları şimdi ayırarak birini beyaza, birini de, bundan iki tane oluyor zaten, birini de kırmızıya bağlayacağız ve iki çıkışı da çalıştırmış olacağız. Gördüğünüz gibi kabloyu dörde ayırmış olduk. İki tane kabloyu dörde ayırmış olduk. Ve bütün çıkışları da bağlamış olduk. Arkadaşlar sadece bas bağlayacaksanız arabanıza, dediğim gibi ben mid-range bağlayacağım için bunları taktım. Arabanızda sağda ve solda sadece hoparlörler varsa ve sadece bas bağlayacaksanız, bas ve amfi, buna gerek kalmıyor. Sadece bunu bağlayarak kullanabiliyorsunuz. Şimdi teybimizin bulunduğu kısımdayız. Sizin teybinizde böyle bağlantıları var diye farz ediyorum. Demin amfiye bağladığımız kablo var ve tetikleme kablosu mavi olan, gördüğünüz gibi burada. Şimdi tetikleme kablosunu nereye bağlayacaksınız? Burası önemli arkadaşlar. Şöyle teybinizde mavi bir kablo olacaktır. Şöyle kırmızı falan görüyorsunuz bütün kabloları. Ekstra da mavi bir kablo olacaktır. Üzerinde gördüğünüz gibi RAM yazıyor, anten falan yazıyor. Ondan bağlayabilirsiniz. Ben bu mavi kabloyla şimdi bu mavi kabloyu birbirine bağlayacağım. Bu soketleri de, beyaz ve kırmızı olan soketi de biraz önce göstermiştim. Şu kısma bağlayacağım ve amfimizin bağlantısını yapmış olacağız. Sadece elektrik vermek kalacak. Evet, şöyle basit şekilde göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi tetikleme kablomuzu bağladık. Bunu da bağladık ve soketi de bağladık. Şu an teybimizi yerine oturtabiliriz. Tekrar arabamızın kaputunun altındayız. Aküye bakıyoruz arkadaşlar. Demin kablomuzu zaten buradan çekmiştik. Basit bir işlem olarak hemen daha önce zaten arabamızda bir ses sistemi varmış. Buraya bir bağlantı yapmışlar. Bunu yerinden çıkarıp bunu takacağız ve amfimize elektrik vereceğiz. Artık kablomuzu buradan bağladık. Amfimize elektrik vermiş olduk. Arkadaşlar şu an bağlantımızı yaptık, ses aldık. Telif nedeniyle tam bağlantılarını yapmayacağım. Bir de ayarlamalarını yaptıktan sonra takacağız. Şöyle göstermek istiyorum. Şuraya basımızı bağladık. Şuralara da hoparlörleri bağlayacağız. Evet, gördüğünüz gibi pandizotumuzu taktık. Basımız aşağıda, amfimiz arka tarafında arkadaşlar. Şimdi kadens, iki tane hoparlörümüz var. Mitrençlerimiz var. Onları böyle birini buraya, birini buraya takacağım. Ortada iki tane boşluk kalıyor. Onu gördüğünüz gibi şu hoparlörleri takacağım. O hoparlörleri şimdi kanalımızda, amfimizde kanal olmadığı için fazlalık, onları teybimizden alacağız arkadaşlar. Bunları amfimize bağlayacağız. Ekstradan basımız da amfimizden alınmış olacak. Şöyle kablo yardımıyla bunların bağlantısını yapacağım şimdi. Gördüğünüz gibi her hoparlör için bir tane kablomuzun ucunu açtım arkadaşlar. Şurada amfimizde İki tane kanal kalmıştı. Bir tanesi bu, bir tanesi bu. Burada zaten basımız bağlı. Şimdi bir tane buna, bir tane de buna mid-range'in kablolarını bağlayacağız. Gördüğünüz gibi bir tanesini bağladık. Şimdi burayı da bağlayacağız. Arkadaşlar şöyle çizgiliyi ben eksi yaptım. Çizgili olmayanı artı yaptım. O şekilde kullanabiliriz. Burada da aynı şekilde çizgili olan eksi, çizgisiz olan artı. Evet, amfimizden kablolarımızı çektik. Diğer bağlantıyı da yaptık arkadaşlar. İki tane kablomuz geliyor. Bunları mid-range'e bağlayacağız. Şimdi pandizotumuzu yerine koyalım ve mitrençlerimizi bağlayalım. Evet, mitrençimizin bir tanesini yerine oturtturduk. Pandizotumuzdan da şu şekilde kesersek, arkadaşlar şöyle göstereyim. Şu şekilde kesersek tam oturuyor. Altına ben bir küçük bir çizgi atmıştım aslında kablo geçiyor diye, ama mitrençimizin alt bölümü bayağı bir geniş. O yüzden buraya da delmemiz gerekti. Yani bu şekilde delersek tam yerine oturuyor. Şöyle göstermem gerekirse. Şöyle zaten yerler 16 santim olarak ayarlanmış. Evet, şu şekilde oturuyor. Bunları tabii vidalayacağız. Ahşabın üzerine. İçerisinde bunların ahşap var. Daha sonra güzel bir görüntü olacak. Şunları da zaten üstüne kapatıyoruz. Şöyle şu şekilde üstüne kapatacağız. Sonra da bir toparlanma işlemi yapacağız arkadaşlar. Kabloları falan düzenleyeceğiz. Ben şu an pratik olarak size gösteriyorum. Arkadaşlar bas bağlantısı, mid-range bağlantısı bitti. Ortalara iki tane daha oval taktıktan sonra işlemimiz bitiyor. Arabamızın ses sistemi tamamen bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu mitrençler amfiye bağlandı. Şunlar teybe bağlandı ve basımız da tabii ki amfiye bağlandı. Basın arka tarafında amfimiz bulunuyor. Ayarlarını falan ben yaptım güzelce. Sesi şu an iyi seviyede, tatmin edici seviyede diyebiliriz. Görünümü de bu şekilde. Bu pandizotu da arabayı toparladığım için ekstra almıştım. Dediğim gibi diğer pandizot duruyor.
Telifsiz müzikler indirdim sizin için. Müzik açacağım şimdi. Hatta açık, sesini açayım. Teybimizde muhtemelen değişecek arkadaşlar. Çerçevesi falan yok. Kasası da iyi durumda değil. Yani arabayı zaten toparlıyoruz. Bildiğiniz gibi bunlar da yavaş yavaş olacak. Ses kalitesi gerçekten güzel oldu. Zaten mid-range'ler olduğu için sesi gayet iyi seviyede. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve büyük harflerle yorum yapmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.